sahabelerin kurbiyet ilahiye noktasındaki makamlarına velayet ayağıyla yetişilmez. Sahabelerin kurbiyet ilahiye noktasındaki makamlarına, çünkü sahabe olmak için belli kriterler, şartlar vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya gözüyle ve nazarıyla görerek iman eder, kelime-i şehadeti getiren bir insan sahabe oluyor. Bu insanın artık bu makamı elde edebilmesi için başka bir eğitime, başka bir terbiyeye ihtiyacı yok. Sahabe oluyor, ondan sonra gelişme, talim ve terakki, sahabe mantığı, sahabe idraki, sahabe mefkûresiyle beraber yürüyor. Her zaman söylüyoruz, bir başka insan, o çağda yaşamayan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya gözüyle görmemiş, yaka zaten dahi, yani asır geçtikten sonra, uyanıkken dahi binlerce defa görse, rüyasında o şerefle şerefyab olsa, yine hakiki sahabelik makamına çıkamıyor. Çünkü Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra peygamberlik mesleği bitiyor. O Hatemül Enbiya'dır. En son peygamberdir. Onun vefatıyla dünyasını değiştirmesiyle peygamberlik müessesesi de kapanmış oluyor. Ondan sonra rüyasında görenler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik makamından değil, velayet noktayı nazarından görüyorlar. Velayetin risaletten ne kadar farkı varsa, velayet mertebesiyle terbiyeden geçip Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın sahabelikle Allah'ın yakınlığından inkişaf eden bir hakikatten farkı o kadar fazladır. Şimdi Üstad bunu misallerle anlatacak. Çünkü Cenab-ı Hak bize akreptir. Bize bizden daha yakındır. Ben size şah damarınızdan daha yakınım ifadesiyle ayet vardır. Her şeyden daha ziyade yakındır. Her şeye, her şeyden Cenab-ı Hak yakındır. Güneş bize bizden yakındır. Şu ışık bizim gözümüze, gözümüzden daha yakındır. Çünkü bir cisim gözün arka tarafında önce görünür, resmedilir, sonra biz onu görürüz. Yani zahiren bizim dışımızda ama bizim onu görmemiz için gözümüzün ta içerisine girmesi lazım. Bunun bir de akıl ve ruh boyutu varsa hakikaten bize bizden daha yakındır. Ama bizim ona gidebilmemiz için 3-5 adım atmamız lazım. Eğer bu güneş olursa şu kadar mesafeyi kat etmemiz lazım. Güneşin ışığı bizim içimize bizden daha yakınken bizim ona gidebilmemiz için yıllar lazım. Aynen bunun gibi. Nurları yaratan, nuren nur olan, her şeyde hazır ve nazır olan, mekandan münezzeh, maddeden müberra olan Zat-ı Zülcelal bu nuraniyetiyle her şeye her şeyden daha yakındır. Bu Allah'ın bize yakınlığından inkişaf eden bir meseledir. Ama her şey mahiyeti itibariyle Cenab-ı Hak'tan sonsuz mertebe uzaktır. Şimdi bir insan kendi yetenek ve kabiliyetine göre Cenab-ı Hakk'a ubudiyet, ilim ve irfan açısından mertebe kat edip bilme ve tanıma noktayı nazar marifetini artırma adına inkişaf ede ede gelişir, bunun zamana ihtiyacı var. O insanın çapı, kapasitesi, mürşidinin kemali, keyfiyet ve derinliği, asrın getirdiği meseleler, bu açıdan baktık mı bu gidiş herkes için değişir. Kiminde 3 yıldır, kiminde 5 yıldır, kiminde 50-60, kimisinde belki hiç nasip olmaz. Ama bu farklılık Allah'ın kula yakınlığı açısından baktık mı zamansız ve mekansız olarak Cenab-ı Hak o kulu bilir, tanır ve terbiye eder. İşte Peygamber Efendimizin gelmesiyle aleyhissalatü vesselam sahabe mesleği dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kula yakınlığından inkişaf eden bir hakikat. Sahabeler bir anda öyle bir terbiyeden geçirmiş, öyle mükemmel hale gelmiş ki bizim el yordamıyla kendi imkan ve gayretlerimizle onu yapmamız mümkün değildir ve muhaldir. Nereden sahabeyle mücadele, onlara yetişmek, yani onların makamına çıkmak denen dava ortaya atılıyor ki mümkünatı yok. Çünkü o mürşit gitmiş.
giderken nübüvvetini de beraber götürmüş. Ondan sonrakiler ne kadar mükemmel olursa olsun velayet noktayı nazarından kemal sahibidirler. Bu risaletten gelen o kemalata yetişemez, kenarından geçemez. İşte işin mantığı, muhakeme noktası budur. Şimdi bakınız. Cenab-ı Hak bize bizden yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız. Onun kurbiyetini kazanmak iki suretle olur. Peki bu uzaklık nasıl kazanılır? Uzaklık deyince haşa Cenab-ı Hakk'a mahiyet olarak yaklaşmayı anlatmıyoruz. Sinan'a yaklaşma, Mimar Sinan'a. Nasıldır? Bir fiziken gidip yaklaşma vardır ki biz buna yaklaşma demeyiz. O adama Mimar Sinan'dan mimarlık açısından hiçbir şey geçmez, intikal etmez. Günlerce yanında geçse, çayını, ekmeğini diyelim ki şey yapsa, verse, hizmetinde bulunsa mesela, yan yana beraber diyelim seyahat yapsalar ama onun kitabını, ilmini tetebbuattan geçirmediği müddetçe mimarlık adına hiçbir şey intikal etmez o insana. Bir başka insan, hiç Mimar Sinan'ı görmese de mimarlıkla alakalı sanatlarını, maharetli, harika şeylerini geçse, eserleri geçse, onun diyelim telif ettiği kitapları okusa, bu adamın bir haftalık bu muamelesi diğer adamın yanında 20 yıl gezmesinden daha hayırlıdır. Gene buna mimarlıktan bir şeyler bulaşır. Mesela tıp fakültelerinde doktorlarımız burada. Çalışan bir yığın personel vardır. Öğrenci işleri vardır, hukuk büroları vardır falan vesaire. Kapıda duran, değil mi? Nöbetçiler, görevliler vardır. 25 yıldır tıbbın içindedir. Sorsan nerede çalışıyorsun? Tıp fakültesinde. Ama mahiyetinden o kadar uzaktır ki bir sargı saramaz, bir iğne vuramaz, bir pansuman yapamaz. Öbür taraf, her 6 yılda bir binlerce insan mezun olur. Büyük bir fakülte, üniversite olduğunu düşünürsek. E adamlar gelir giderler. Binanın içinde de çok durmazlar. Tıp buna bulaşır, diğerine selam bile vermez. Demek işin içerisinde olmak ayrıdır, mahiyetin içerisinde olmak çok farklıdır. Şimdi, çünkü Cenab-ı Hak bize bizden ve her şeyden daha ziyade yakındır. Biz ise ondan nihayetsiz uzağız, onun kurbiyetini kazanmak için iki suretle olur. Kazanmak iki suretle olur. Birisi, akrebiyetin inkişafıyledir ki, birinci yol, kul meşakkate ve sıkıntıya girmez. Allah murad ederse onun kalbine, gönlüne her şeyi bir an intikal ettirir ve doldurur. Doldurmaz mı? Amenna. İnanıyoruz. E burada zaman, mekan var mıdır? Merhale var mıdır? Çalışma var mıdır? Yoktur. Birinci yol bu. Akrebiyetin inkişafıyledir ki nübüvvetteki kurbiyet ona bakar. Ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sırra mazhardırlar. Sahabeler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya gözüyle, iman niyetiyle gördükten sonra Allah'ın kulu olan yakınlığı zamansız ve mekansız olarak inkişaf ediyor. O sahabe rahle-i tedrisattan geçmeden zaman ve çalışma, meşakkat veya diyelim ki mesai sıkıntısına girmeden bir anda kalbindeki, değil mi, bütün kötülükler alınıyor. Bütün kemalatlar ona derc ediliyor. Bu şekilde sahip oluyor. Ondan sonra gelişmeler bunun üzerine bina eden teferruatlardır. Edilen teferruatlardır. Bu neye benzer? Bakın mesela biz yaratılan mahlukata yaklaşmamız kendi imkanlarımız nispetindedir. Bir adam Kayseri'ye yaklaşır, zaman geçer, kabiliyetini gelir, ondan bir reçel yapar. Ondan da ticaret sahibi olur, zengin olur. Bizim bu işi yapmamız zamanla, terbiyeyle, mesaiyle, imkanla, servetle, bilimle doğru orantılıdır. Ama Cenab-ı Hak isterse o topraktan bir odun yapar, ondan bir kayısı yapar bir anda. O kayısının o makama gelmesi için hiçbir ilme, hiçbir bilgiye, hiçbir tecrübeye, hiçbir imtihana ihtiyacı yok. Var mıdır? Yok. O ağaç kayısı yapıyor. Hangi okulu bitirmiş? Hangi üniversiteden mezun olmuş? Bakın. Hangi malumatla yapıyor? Ama bizim reçel yapmamız için bir meslek lazım.
Bir sanat lazım, bir zaman lazım. Bir çalışma lazım. Allah için böyle bir şey yok. Yaratıldığı an bu işi bilen olarak, bilen olarak geliyor. Bir insanın denizde yıkanıp rahat yüzebilmesi için eğitimden geçmesi lazım. Ona birileri mihmandarlık yapacak. Yaşının belli bir noktaya gelmesi lazım. Değil mi? Kavvaslar yardımcı olması lazım. Bildikten sonra yıkanabilir. Her suda yıkanamaz. Ama o doğan ördek yumurtadan çıkar çıkmaz hemen suyu da yüzmeyi biliyor. Bıraktığında rahat rahat boğulmadan kulaç atıp gidiyor. Bakın şimdi. Niye? Allah'ın kula yakınlığı, Allah'ın yaratılanlara yakınlığı açısından Cenab-ı Hak işe müdahale etti mi? Bu ördeğin eğitimden geçmeye ihtiyacı yok. Annesinden suda yüzmeyi bilmekle doğmuş öyle gelmiştir. Sonradan ölen hiçbir kişi, hiçbir insan bunun kadar maharetli yüzemez. İşte balıklar. Arı bal yapıyor. Anadan doğma biliyor. Nereden öğreniyor? Allah'ın o mahluka yaklaşımın sırrı var orada. Hiçbir eğitimden geçmeden, hiçbir meşakkate girmeden, değil mi? Hiçbir mesai sarf etmeden doğar doğmaz arı bal yapma sanatını bilmiş olarak geliyor. Allah'ın münasebeti budur. Ama biz bal yapmaya kalksak, bırak balı, reçel yapmaya kalksak, kaç kişi bizim reçelimizi yer? Bal yapma mümkün değil, yapamayız ama reçel yapmayı bilir, o da balın seviyesinde değildir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yakınlığı bir arıya bal yaptırıyor. Bir aslana nasıl mücadele ettiğini anadan doğuma öğretiyor. Bir balığa denizde nasıl yüzülür manevrasını yaptırıyor. Bir kuşa semada nasıl uçacağının malumatıyla beraber yaratılıp gönderiliyor. O kuş, o balık, o arı, o diyelim hayvan bunun için ayrı bir tedrisata zaman harcamaya ihtiyacı yok. Şimdi hayvanat için Allah'ın akrebiyeti böyle bir netice meydana getirirse Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği kullarına, hele Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiramına bu yaklaşım onları ne hale getirir? Hangi makama götürür? Taklide mümkün değildir, olmaz. Ama kul bir işi bu merhaleyi kat etmeye çalışsa kulun çapına, kapasitesine göre zaman lazım, eğitim lazım. Bunu bunlar anlamıyorlar işte. Bu alanları düşünmüyorlar. Sanki sahabiler çalışmışlar da o makama gelmişler mantığıyla biz de çalışırız. Daha ileriye gideriz düşüncesiyle haddini aşıp sahabeyi tenkit ediyor. Onunla aşık atmaya kalkıyor. Erzurumların tabiriyle. İkincisi, budiyetimiz noktasında katı meratip edip bir derece kurbiyete müşerref olmaktır ki eksel seyri sülükü velayet ona göre ve seyri enfüsi ve seyri afaki bu suretle ceryan ediyor. Sahabe mesleğinin dışındaki bütün terbiye metotları, yani bugün tasavvufta iki kanat dediğimiz, değil mi? Cehriler ve şeyler. Evet, kafiler. Tabiat kanalıyla gidenler, nefsi terbiye ederek gidenler. Kelam ilminde olduğu gibi, felsefede olduğu gibi, sahabenin dışında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya gözüyle görmeyen ama kemalatta ve marifette, fazilette ileri gitmek isteyen, terbiyeden geçmek isteyenlerin tamamı hangi meslek ve meşrep olursa olsun uzaklık mesafesi söz konusudur. Kendi imkan, kendi yetenek ve kabiliyetiyle ayakların üzerinde durarak gitme mecburiyeti vardır. Bunun da zamana ihtiyacı vardır. Hiçbir zaman bu şekilde bir çalışmayla sahabenin makamına çıkılmaz, erişilmez. Ne gibi? Arının makamına çıkılıp da bal yapılamadığı gibi. Bak insanız. Daha yetenekli, daha kabiliyetli. Hepsinin üzerinde. Şimdi mahlukat olarak yaratmışız ama arı o noktada Allah'ın Celle Celaluhu yakınlığından inkişaf eden özel bir muameleyle bal yapmayı bilerek geliyor. Sen bunu öğrenmeye kalksan bal yapamadığın gibi semtinden geçemezsin. Sahabelik de böyle bir şeydir. İşte birinci suret sırf vehbidir. Kisbi değil. İntizaptır. Cezb-i Rahmanidir. Ve
mahbubiyettir. Birincisinde kulun iradesine, kulun yeteneğine, kulun çalışmasına ihtiyaç yoktur. Sadece dünya gözüyle, iman niyetiyle Resul-i Kibriye gördüğü an, bedeviyeti sırftan, medeniyeti mahsayı Cenab-ı Hak o sahabelere nasip etmiştir. Devesini güdemeyip, babasından dayak yiyen Hazreti Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer, devlet adamı oldu, adaletin güneşi oldu. Nasıl oldu bu iş? Her zaman şu misali söylüyoruz. Madenler gibidir bu özellik. Hiçbir bakır çalışarak altın olamaz, mümkün değil. Böyle bir imtihanı da yok. Hiçbir demir çalışa çalışa bakır olamaz. Bakır diye bakır olarak yaratılır. Altın altın olarak yaratılır, elmas elmas olarak yaratılır. Cenab-ı Hak demiyor ki, ey bakır çalış da altın ol. Çünkü istidat yok, yetenek yok, fıtrata muhalif. Takatının üzerinde, bu imtihana tabi değil ki öyle olmaya çalışsın. Allah onu istemiyor. Ama kendini paslandırma diyor demir. Bir inşaatta iş yap, bir korkuluk vazifesi gör. Bir makine parçası ol mesela. Bak buralarda iş yapabilirsin, kendini böyle koru. Yapabileceğini teklif ediyor. Tabiri caizse. Dolayısıyla bize haşa sahabe olmayı teklif etmiyor ki onlar gibi olmaya çalışalım. Zaman gitmiş, şartlar müsait değil. Öyle bir zat-ı nebevi yok. Ama bize bulunduğumuz şartlarda ve konumlarda ideal insan olmayı emreder. Çünkü İslamiyet realiteyi esas alır, hakikati esas alan bir dindir. Her insanı, her toplumu şartına göre, seviyesine göre, iklimine göre, terbiyeye göre imtihana tabi tutar. Sahabenin imtihanı ona göredir. Evet. Bu yol kısadır. Fakat çok metin ve çok yüksektir. Ve çok halistir ve gölgesizdir. Şimdi burada Erzurum'a bir adam uçakla 3 saatte gidiyor. Mesafe ne kadar kısaldı mı adam o kadar yüksekten gider. Ben 30 saat gitmek isteyen bir adam varsa o otobüse binecek. Bindi mi? Seyreder, keyfeder, dağlar, bayırlar, çayırlar, ovalar, yolda mola verir. Bak şimdi. Onun dahil seyri seyahati var mı? Çünkü otobüsle gitmeye karar vermiş. Zamanı işin içine sokmuş. Peki bu uçak 3 saatte değil de 1 dakika daha Erzurum'a gitse daha yüksekten uçacak, daha az alanlar görecek. Kaliteli, hızlı, yüksek ama manzarası azdır. Süratle gidiş böyledir. Yaya giden bir adam 6 ayda gidecektir. Keyfi onun devenin üzerinde, atların üzerinde gider. Ama 6 ayda gider. Onun gözüne görünen çarpan manzaralarla semada bir anda giden bir adamın değil mi? Hayaline, gözüne görünen bir olur mu? Onun için sahabede keramet, keşfiyat azdır. Tarikatta çok. Çünkü niye? Yaya gidiyor. Yeteneğine göre gidiyor. Seyredecek sağı sol. Önünde ne var ne yok görecek. Ama sahabe süratle ve ani gidiş olduğundan dolayı yüksek bir meslek, hızlı bir meslek. Fakat efendime söyleyeyim, seyir noktasından baktık mı keramet keşfiyatı olmadığı veya az olduğu bir meslektir. Zahmeti vardır. Kerameti keşfiyatı yoktur. Olsa da azdır ya. Yani. Diğeri kisbidir, uzundur, gölgelidir. Acayip harikaları çok ise de kıymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetişir. Nasıl ayırmış bunlar? Bu örneklerle, sahabeyle bizim aramızdaki farkı nasıl anlatıyor arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Mesela, nasıl ki dünkü günü bugün, dünkü güne bugün yetişmek için iki yol var. Dün ne? Cuma. Dünkü gün nasıl yaşanır? İki yol var. Birisi, zamanın cereyanına tabi olmayarak, zamandan kurtulacaksın, süratin artacak. Ruhun derece hayatına çıktın mı, cumayı aynen cuma gibi yaşar bir adam. Bir kuvvet-i kutsiye ile, bak kuvvet-i kutsiye diyor niye? Düne geçmek, kuvve-i diyelim fenliye ile olmaz. Olsa 2017'nin
mesela Şubat'ının diyelim şeyi olur, cuması olur. 2016'nın yine olmaz. O 2017'dir. Aynısı olmaz. Aynısının olabilmesi için ruhun derece hayatına çıkmak lazım. Onun için de kuvve-i kutsiye lazım. Biz nefsin derece hayatından geçen cumayı 2017'nin cuması olarak ayrı bir cuma olarak yaşarız. Aynısını yaşamanın yolu ruhun derece hayatına çıkarak kuvve-i kutsiye ile dünü bugün gibi görmektir ki bunu gören insanlar vardır. Ruhun böyle bir özelliği var. Zamanın kaydından kurtulunca mazi ve müstakbeli alanı nispetinde görür. Mesela siz şunu bir ayna kabul etseniz, bak, bu aynayı ne kadar yere yaklaştırırsanız o kadar az görür içi, değil mi? Değil mi arkadaşlar? Tamamen sıfır olsa şu masayla kendi alanı büyüklüğündeki bilgileri, malumatları, resimleri içinde gösterir. Peki bu kayıttan çıksa mekan boyutunu anlayalım ki zaman boyutu anlaşılsın. Bu mekandan bunu yavaş yavaş yukarı doğru kaldırsak, bak mekandan kurtuluyor, dikkat edin. Tam sıfırken sağ ve sol yukarı doğru kaldırdıkça hal olur. Değil mi? Alttan baktığında demin bu kadar alanı gören şimdi ne oluyor? Koca kitabı gördü. Yere temas ettiğinde bu aynanız diyelim sağı mazi, solu müstakbel olsa, kaldırdığın nispetten mazi ve müstakbel bunun hal alanına girer. Tabi. Daha yükseğe kalktığı zaman salonu görür. Daha yükseğe kalktığı zaman da dünyayı görür. Bu mekan itibariyle. Mesela Erzurum'dan çıkan bir adam İstanbul'a geliyor arabasıyla. Biri de Ankara'dan çıkmış, biri de İzmit'ten çıkmış. Erzurum'dan çıkan bir adam İstanbul'a 20 saatte geldiğini düşünün. Ankara'dan çıkan adam 8 saatte gelir, İzmit'ten çıkan adam 1 saatte gelir. Değil mi? Yani Erzurum'dan çıkan bir adam İstanbul'u 20 saat sonra görecek. Ankara'dan çıkan bir adam 8 saat sonra görecek. İzmit'ten çıkan bir adam 1 saat sonra görecek. Niye? Bulunduğu hızın zamanın şartına tabi. Aynı anda uçaktan bakan bir adam o anda İstanbul'u görür. Onu 20 saat sonra görüyor, göreceğini. Bunun 8 öbürünün de bir saat sonra göreceğini uçaktan bakan bir adam hazır olarak görür. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç yolculuğuyla Allah'ın lütfuyla bir nevi en yüksek makamdan, en yüksek seviyeden baktığından dolayı gelecek nesilleri de görmüş, geçmişleri. Daha biz onları yaşayacağız. Bizim yaşayacaklarımız o görmüş. 20 saat sonra İstanbul'da yaşanacağı her durumdaki adamın görmeyip de semadaki adamın gör. Bu işin zaman ve mekan boyutu. Bir de ilmi ve ruh derecesine çıkan hayat standartlarına göre baktığımızda mazi ve müstakbel dünyanın yaratılışından kıyamete kadar ne olmuş ne olacaksa Peygamber Efendimiz ruhuna içilmesi geçirilmesinin sırrı en yüksek mertebeden makamdan bakmaktır. İkincisi, bir sene kat edip, katı mesafe edip, dönüp dolaşıp güne gelmektir. Demek birincisi ruh mertebesine çıkıp, ayna önlerinde olduğu gibi yüksekten bakmaktır, görür. Şu görmeyenleri o görür yükseldikçe. İkincisi ise bir sene bekleyerek aynı cumayı, dünü yakalamaktır ki, o dün dün olur, 2017'nin dünü olur. Onun adı olmaz. Aynısı olmuyor. Yani bir veli ne kadar merhale kat ederse etsin, ne kadar manen yükselirse yükselsin, ne kadar manevi terbiyeden geçerse, ne kadar faziletli ve abid olursa olsun, sahabe olamaz. Yok böyle bir şey. Onun gibi oluyor. Gibi ayrı, o olmak ayrıdır. Cuma'yı yakalamanın yolu 2017'nin cumasıdır ki dün olarak söylüyorum, o aynısı olmuyor. Öyle olmak için ruhun derece hayatına çıkmak lazım. Yani sahabe olmak için risalet mesleğine girmek lazım. Peygamber Efendimiz onlar gibi dünya gözüyle iman ederek görmek lazımdır ki o olsun. O olmayacağına göre sahabede olunmaz.
Sahabenin işlediği kusurlar ve yanlışlıklar onları sahabelik makamından düşürmez. Bu da ayrı bir konu. Kusur atmışlar, hata etmişler, günah işlemişler, evet. Ama sahabelik ayrıdır. Günah işlemek ayrıdır. Bir adamın yazısının kötü olması ilmine zarar verir mi? Ayağının topal olması kıraatine zarar verir mi? Hayır. Zemahşer ayağı topal ama Keşhef'ten bir tefsir yazmış ki çok alim ona haşiye bile dizememiş. Sahabelik diyoruz. Altın yere düşmekle kıymetten düşmez. Altının şekli şemali bozulmakla değerden düşmez. O ayrı bir konudur. Biz sahabelik makamını anlatıyoruz. Doğan bir padişahın evladı. Altını beziyorlar, affedersin. Ağzı burnu ama şehzadedir. Adı şehzadedir. Bu şehzade aradım iyi bakasınız derler. Sultanım konuşmayı bilmiyor, ağlamayı bilmiyor. Yemek yemeyi ağzından döküyor. O şehzade eline zarar vermedi. Makamdan düşürmez. Yaşlanmış, ihtiyar olmuş. Bak şimdi. Atın üzerinde bile duramıyor. Ayakta durmak ve belini dikmek için de kendi sardırmış kim? Kanuni Sultan Ziget var seferinde. Ama padişahtır, düşmez. Belinin kamburluğunun padişahına zarar vermez. Akli melekelerine zarar gelir, su ayrı başı mesela. Sahabelik öyle bir makamdır ki, Rahle-i Tebris'ten peygamberin geçtikten sonra o makam hususi bir makamdır. Beşeri kusurlar ve yanlışlıklar o makama zarar vermez. Burayı ayırmak lazım. Yani bir adam işledi kusur ve kabahat adamı insanlıktan çıkarıyor. Hayır, gene insan. Adam muamelesi görüyorsun. İnanmasa bile bak cesedine tekme vuran götürüp nef ediyorsun. Öyle de zahirden hakkata geçmek iki suretledir. Biri, doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılır. Tarikat berzahına girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Bir padişah bir adamı alır, veziri yapar. İsterse. Ama başka bir adamın kendi imkan ve şartlarına göre o makama gitmek için yılların geçmesi lazım. Yılların geçmesi. Belki de nasip ona olur mu olmaz mı, o da belli değil. Bir mürşit halifelerinden istediği birini sen dediği zaman makamına, postuna oturtur, liyakat ona geçer. Bu takdir olmazsa onun merhale kat ederek, çalışarak o makama gelmesi mümkün değildir. Bir insanın peygamber olması Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle de Celle Celaluhu seçer ve takdir eder. Hiçbir insan çalışa çalışa peygamber olamaz. Böyle bir amacı da yok. İmtihanı da yok. Bak bunlar özel şeylerdir. Bu maddiyatta da böyledir. Mesela hiç kimse çalışarak Sinan olamaz. Eğer olsaydı Sinan gibi bir değil onlarca adam olurdu Osmanlı'da. Okuldan mezun olsaydı yani. Bir tane tek. Demek özel yaratılmış. Özel donatılmış insandır. Bu fende ve dinde bazı hususi insanlara Cenab-ı Hakk'ın o insanın duayen olması için özel bir nimettir. Herkese nasip olmaz. İçtihat da böyledir. Bir içtihadın normal standardı vardır. Normal içtihat. Çalışır bir adam müştehit olabilir. Ama İmam-ı Azam olamaz. İmam-ı Şafii olamaz. İmam Malik olamaz. Ahmed İbni Hanbel olamaz. Onlar Cenab-ı Hakk'ın özel yarattığı insanlardır. Ve dolayısıyla İmam-ı Azam olabilmek yetenek ve kabiliyetten öte Cenab-ı Hakk'ın iki tane mühim ismine özel bir mazhariyet lazımdır ki o adam özel olsun. İmam-ı Azam'ın mazhar olduğu iki isme ismi Hakem ve ismi Adil'dir. Kur'an-ı Kerim'den muvazeneli, ölçülü kaydı ve kurallar bu iki ismaya mazhariyetten kaynaklanan bir neticedir. Buna mazhar olamayan bir adam çalışmakla müştehit olur, İmam-ı Azam olamaz. İmam-ı Azam'ın iki tane
talebesi varmış. Çok meşhur, çok talebesi var da. Bunun biri İmam Muhammed, diğeri evet, İmam Ebu Yusuf. Öyle değil. Bakın adamların hassasiyetine ki bunlar da özel adamlardır. Çok talebesi var, bu ikisi çok özel. Allah'ın hususi verdiği nimet, lütuf, yetenek, kabiliyet arkadaşlar. Bakın Cenab-ı Hak aynı şekilde yaratmamış ki. Planyadan çıkmış bu aynı adam olur. Allah bir şeyi bir defa yaratıyor. İkincisi taklit olur. Taklit zafiyettir, Allah'a yakışmaz. Aynısından yapmak israftır. İlle farklı olacak. Kar tanesi bir kar tanesine benzer. Bir insan bir insana benzer mi? Benzemediğine göre o zaman yetenekler de gelişmeler de ayrı ayrı olacaktır. Bir minderi var, üstüne gelen talebesi oturup dersini verip gidiyor İmam-ı Azam'a. İmam Ebu Yusuf gelmiş. O gün de İmam-ı Azam minderin altına ince bir deriden şey koymuş. Böyle bir kağıt gibi bir malzeme. Her zaman aynı yerde ders alıyor. Aynı minder oturuyor çocuklar, talebeler. Ya yani onların hassasiyetini deniyor. Hepsi gelmiş, dersini vermiş. İmam Ebu Yusuf gelmiş, mindere oturmuş. Demiş ya imam, bugün ya biraz yer yükselmiş veya tavan çökmüş. Fark ediyor. Fark ediyor. Desem ki, evimize çıkarken kaç basamak merdiven kullanıyorsunuz? Yarımız sınıfta kalır. Her gün çıkıyoruz. Merak yok. Ya. 3 gün evvel ne yedin öğlen vakti? Düşünürüz. Bak, düşünüp adamdaki hassasiyete bakın. İşte bunlar özel insanlar. Bu hassasiyeti taşıyan o kalp, o beyin, o ruh. Kur'an'dan da çok önce ince ve sırrı hakikatleri çıkarır alır. Ben onun kokusunu duyamam. Üstadımız öyle buyururmuş abiyle. Sizin düşündüklerinizi ben yiyorum. Ben yiyorum. Siz ta uzaktan hafif bir kokucuk ancak alıyorsunuz. Öyle değil mi? Öyle kokuyorsun. Ben bunları yiyorum demiş üstadımız. Yiyenden kokarlanın arasında fark olur mu olmaz mı? Aç adam kokluyor. Acından ölür. Yiyen adam da yok. Böyle farklı insanlar var arkadaşlar. İkisi uzun talebelerinin. İmam-ı Azam da boyu kısaymış. Böyle yaratmış Allah. İmam-ı Azam ortada, iki talebe sağda solda uzun boylu yürürken biri demiş ki İmamuna beynana. İmam aramızda. İmam Muhammed konuşuyor. Öbürü demiş ki kenûnü lena. Lena'nın nonu gibiyiz. Len uzun. Lena, elif dozu, ortada nun, İmam-ı Azam yani. Latif ediyor. Demiş ki İmam-ı Azam, ya onun olmazsa, kûnû lâ, ikiniz de yok olursunuz. Bir kıymetiniz olmaz. Kaldır onunu, kaldır lâ, elif nen lem. Yok demek yani. Siz bunun sayesinde varsınız diyor. İkincisi dedi, bir sene katı mesafe edip, dönüp dolaşıp, düne gelmektir fakat yine dün elde tutamıyor, onu bırakıp gidiyor. Öyle de zahirden hakkada geçmek iki suretledir. Biri doğrudan doğruya hakikatin cazibesine kapılıp tarikat bezahına girmeden hakikati aynı zahir içinde görmektir. Uçağa bindim, uçak seni götürüyor. Ama ben yürüyelim dersen o kadar yolları gücünden, kuvvetinden değil mi? Cesaretinden, yeteneğinden, Allah Allah. Doğru orantılıdır. Nasıl gideceksin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cezbi ilahiyle Miraç yolculuğunda bütün mükevvenatı bir anda gezdi. Dünya şartlarında böyle bir şey mümkün değil. Evet. Doğrudan doğruya hakikatin cazibesine kapılıp tarikat vezahına girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmak. İkincisi çok meratipten seri suluk suretiyle geçmektir. İnsanın denizde yüzmeyi öğrenmesi veya uçağı yakıp havada uçması, doğan kuşların, kartalların, şahinlerin manevrayla uçuş kabiliyetini bilerek gelmesi gibi. O doğuşta bunu getiriyor. İnsan bunu öğrenmek için 20. asır olacak.
Teknoloji gelişecek, uzayda uçacak. Cenab-ı Hakk'ın cezbi ilahisiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat beşeri vücudu ile miraca gitti, atmosferi geçti, parçalanmadı, zarar görmedi, geri geldi. Bak insan bu işi yapmaya kalksa diye miraca gidemez ama atmosferi geçmeye, teknolojiyi yapılacak, bu kadar asır geçecek. Değil mi? Bir yığın yatırımla, medeniyetin inkişafıyla ancak uzaya gidip gezip gelecek. Ne kadar farklı. Ehli velayet şenden fenai nefse muvaffak olurlar. Nefsi emmareyi öldürüyor, öldürürler, yine sahabeye yetişemezler. Çünkü sahabelerin nefisleri tezkiye ve tatkin edildiğinden, nefsin mahiyetindeki cihazat-ı kesire ile ubudiyetin envana ve şükür ve hamdin aksamına daha ziyade mazhardırlar. Fenai nefisten sonra ubudiyet evliye ve saadet kesbeder. Yani velayet tarikına giden bir adam, nefsi zapturapt altına almadan, nefis ölmez ama günahlarla alakalı kolunu kanadını kırmadan, hevesini kırmadan yürüyüp gidemez, adım atamaz. Nefsi ata benzetirler. Şimdi atı kontrol etmenin iki yolu vardır. Ya atın arpasını keseriz, suyunu keseriz, aç bırakırız. Tahkattan düşer, rahat bineriz, üstünden atmaz. Çünkü perişan olmuştur. Ama bu atla hedefe gitmek için aylarca zaman geçer. Diğeri atı öldürmek değil, atı zayıflatmak, ata iyi binecek er yetiştirmektir. O zaman ata binmeyi bilen bir adam onun 3 aylık mesafesini 3 günde gider. At hasta değil, sağlam. Sahabe, ata iyi binen er, velayet meslek ve meşrebinde gidenler, atı hasta edip binip giden adam. Neticede, yani nefse alet olmamanın iki tane yolu. Biri, Cenab-ı Hakk'ın kula yakından inkişaf eden bir nurdur. Atı zayi etmiyor, adamı ata göre terbiye ediyor. O atın yetenek ve kabiliyetinden o ruh istifade edince hedefine daha süratli, daha seri bir şekilde gidiyor. Diğeri o ata binip düşmekten korkuyor. O zaman atı aç bırakıyor, susuz bırakıyor, takattan kesiliyor, rahat biner ama adımını attığı müddetçe de at ne yapar? Yorulur. Hedefine varmakta da uzun zamana ihtiyacı var. Fenai nefisten sonra ubudiyet evliye besatet kesbeder. Nefsi terbiye edip zapturapt altına aldıktan sonra ibadet, fazilet meselesi evliyanın aleminde ondan ayrılmaz bir parça olur. Hayatı boyunca onunla devam eder. Bu sahabelerde nefisle beraber, nefsi müsbet manada kullanarak, nefsin gücünden kuvvetine müsbet manada istifade ederek daha süratli, daha seri, daha mükemmel bir şekilde inkişaf ediyor. Az bir şey kaldı bitiyor. Üçüncü vecih, vazife-i fazilet-i amal ve sevab-ı ef'ale fazilet-i uhreviye cihetinde sahabelere yetişilmez. Üçüncü vecih de bu. Amellerin fazileti, herkes aynı ameli yapar ama aynı fazileti alamaz. Bak burada aynı dersi dinliyoruz. Anlayışlarımız çok farklıdır. Kategori kategori, herkes aynı şeyi anlamayabilir. Aynen bunun gibi, aynı fazileti bu asırda yapan bir adam, Osmanlı döneminde yapan bir adam, sahabe döneminde yapan bir adam mesela. Aynı iş, aynı amel, sevaplar, faziletler çok farklıdır. Onu diyoruz tabi. Bir de sevabı ef'al, fiillere Cenab-ı Hakk'ın verdiği sevaplar ve fazilet-i uhreviye cihetinde, uhrevi faziletler noktayı nazarından sahabelere yine yetişilmez. Çünkü nasıl bir asker bazı şerait dahilinde mühim ve mahuf bir mevkide, bir saat nöbette, bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir ve bir dakikada bir kurşunu yemekle en akal 40 günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama çıkıyor, değil mi? Bir adam ne kadar günahkar olursa olsun iman niyetiyle, güzel bir samimiyetle, cephede düşman tarafından şehit edilse velayet makamıyla cennetin ortasına gidiyor temiz olarak. Yani şehadetin böyle bir sürati var. Veya diyelim aynı nöbeti iki asker tutuyor. Biri diyelim Ankara'da Genelkurmay'ın önünde, şimdi orada tehlikeli oldu ama. Öbürü Hudut'ta, Suriye'de gözü, değil mi, dikkatle düşmana bakıyor.
Her an her tehlike olabilir. Bir de orada nöbet tutan asker var. İkisi de ikişer saat nöbet tuttu. Hangisinki daha sevaplı? Hangisi daha faziletli? Hangisi daha fazla Allah indinde şeydir ya, makbuldür? İşte bu farklılıklar. Mekan değişiyor, zaman değişiyor, adama göre değişiyor. Öyle de sahabelerin tesis İslamiyet'te ve neşri ahkam-ı Kur'aniye'de hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya ilanı harp etmeleri o kadar yüksektir ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Hatta denilebilir ki bütün dakikaları o hizmet-i kutsiyede o şehit olan neferin dakikası gibidir. Bu Mekke hayatına dikkat edin. Her an ölüm tehlikesi. Yerin altında çalışıyorlar. Gizli gizli toplanıyorlar. Kanun yok, kaide ve kural yok. Düşmanlıklar yuka çıkmış. Herkes kasımları davayı kutsiye-i Kur'an'ı Cenab-ı Hak o insanların omuzuna koymuş. Onların o ferakete fedakarlıklarıyla şimdi şu imkan ve şartlarda destine sohbet eden, hizmet eden bir insanın değil mi? Fazilet-i amali, sevabı efali bir olur mu? Olmazlar. Bütün saatleri müthiş bir makamda bir saat nöbet tutan fedakar bir neferin nöbeti gibidir ki amel az, ücreti çok, kıymeti yüksek. Evet sahabeler madem İslamiyet'in tesisinde ve Envar-ı Kur'aniye'nin neşrinde saf ve evvel teşkil ediyorlar, ilkler, onların sayesinde İslamiyet bize gelmiş. Seyisler bazen atı kullanırken kamçıyı atın gözünün önüne tutar. Şöyle bir 10-15 santim ileri doğru. O hayvan onu kendiyle yarışan at zanneder. Onu geçmek için habire koşar. Bilmez ki o da ondan koşuyor. Sahabeler ön almışlar. Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanların sevaplarında, amellerinde, faziletlerinde, ibadetlerinde hissedarlar. Atın önündeki kamçı gibi. Bizim yaptığımız her hayırlı amelin bir misondan kebe-i mizanına giriyor. Nasıl geçebiliriz onları? Fazilette ve sevabı amelde. Bir de ahiretin nimetleri hususunda. Bunu nazara veriyor. Saf evvel teşkil ediyorlar. Es-sebebi kelfai sırrınca, sebep olan o işi yapan gibidir kaidesine göre bütün ümmetin hasenatından onlara hisse çıkar. Allah Allah. Bütün ümmetin hasenatından onlara bir pay çıkıyor. Ümmetin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi demesiyle sahabelerin bütün ümmetin hasenatından hissedarlıklarını gösteriyor. Hem nasıl ki bir ağacın kökündeki küçük bir meziyet ağacın dallarında büyük bir suret alır. Kayısı ağacı bir kayısı çekirdeğin içerisinde mevcuttur. Ama nasıl mevcuttur? Bir nüve olarak. Belki bir diğer zerre olarak o zerre toprağa girdikten sonra ağaç olur. Bir de kıyamete kadar onun nesli meydana gelir. Bütün insanlar Adem babamızın Havva annemizin rahmine düşen tohumunda mevcuttu. Ne olarak? Mahiyet olarak mevcuttu. O da ufak bir böyle zerre kadar bir hareket. Bakın ne oldu? Kainata insanları, dünyaya insanları doldurur. Bak medeniyet nereye geldi? Dinler. Değil mi? İnsanlara nimet olarak nasıl o peygamber efendimizin ruhundan meydana gelen Adem aleyhisselamın Havva annemizin rahmine düşen o çekirdeğin veya diyelim şeyin hücrenin içerisinde bütün insanlar mahiyeti itibariyle mevcut. Yani sahabelerin de o davalarında o hizmetlerinde şu ümmetin yapacağı bütün inkişaf başarılar mevcuttu. Onlar ilk ve saf ve bel olduklarından dolayı bu ümmetin işlediği her kemalat onların kefe-i mizanına girer. Yarış mümkün değildir. Geçmek muhaldir. Nereden üstünlük çıkıyor? Hem nasıl ki mebdede küçük bir irtifa gittikçe bir yekün teşkil eder. Namluyu diyor düşmana karşı tut, hedefe karşı. Elinde tetiğe dokundur, hafif çek. Ondan sonra çünkü devreye girer mekanizma. Onun bir boşluğu vardır. O mekanizma devreye girmeden o ikinci boşluğu aldığın an nefesi de tut. Ölü hale gir ki öldüresin. Öl ki öldüresin. O tetiğe dokunduğun zaman nefes alıp verirsen namlu ne yapacak? Hareket edecek. Burada bir santim kalkan namlu uzakta bir kilometre alanı şey yapar. Iskalar. Onun için en güzel vuruş yatarak destekli öyledirler. Yatarak destekli, omuzuna dayayacaksın.
tetiğe dokunduğun an nefes alma vermede duracak ki sen fani ol ki, fena ol ki adam da fani olsun. Bu adam. Öl ki öldüresin. Bu sadece orada değil. Fedakarlık her şeyde böyledir. Yap fedakarlığı, Allah neticeyi nasip eder. Bu alem bekaya giden yol fenadan geçiyor. Nessemmare ile fani ol, tabaki olasın. Günah cihetiyle öl, sevap cihetiyle dirilesin. Şey böyledir yani, adetullah kanunu. Şimdi orada da yani ufak bir hareket, nefes alma veri olsa hedefi vurmak mümkün olmaz. Hem nasıl ki noktayı merkeze yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik daire-i muhita da bazen bir metre kadar ziyadeye mukabil geliyor. Aynen şu dört misal gibi. Sahabeler İslamiyet'in şecere-i nuraniyesinin köklerinden, esaslarından oldukları, hem binayı İslamiyet'in hutut-u nuraniyesinin mebdeinde, hem cemaat-i İslamiye'nin imamlarından ve adetlerinin evvellerinde, hem şems-i nübüvvet ve sirac-ı hakikatin merkezine yakın olduklarından az amelleri çoktur, küçük amelleri büyüktür. Onlara yetişmek için hakiki sahabe olmak lazım geliyor. Yani Peygamber Efendimiz'i dünya gözüyle, iman niyetiyle gör ki sahabe, bunun dışında ne kadar ilim sahibi olursan ol, edebiyat sahibi olursan ol, hafız olursan ol, mümkün değildir sahabe olmak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin lezi kal ashabi ken nücumi bi'eydihim iktedeyhim iktedeytüm 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 ve hayrul kuruni karni ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.